Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu eşitsizlikler. Eşitsizlikler konusu önemli. Sınavlarda mutlaka bir soru geliyor arkadaşlar. Yani KPSS veya diğer sınavlarda çok sıkça sorulan bir başlık. Eşitsizlikler 3 alt başlıktan oluşuyor arkadaşlar. Basit eşitsizlikler, birinci dereceden eşitsizlikler ve yüksek dereceden eşitsizlikler diye 3 ayrı başlığa ayırabiliriz. En çok soru basit eşitsizlik dediğimiz kısımdan geliyor. Yani son yıllarda çıkmış soruları alt alta yazdığınızda genelde basit eşitsizlik örnekleriyle karşılaşacaksınız. Şimdi eşitsizliklerle ilgili bilmemiz gereken temel 4 tane özelliğimiz var arkadaşlar. Bu özellikler bu soruların çözümünde kullanacağımız, bize yol gösterecek, yardımcı olacak olan özellikler. Şimdi önce tanımımızı yapalım, özelliklerimize bir bakalım ve daha sonra örneklerle uygulamaya çalışalım. Şimdi basit eşitsizlik dediğimiz arkadaşlar şu. A ile B iki tane gerçel sayı olsun, reel sayı olsun. Eğer bu iki sayı birbirine eşit değilse aralarındaki ilişkiyi göstermek için kullandığımız sembolü eşitsizlik diyeceğiz. Şimdi bir sayı diğer sayı eşit değilse ne olabilir? İki ihtimal vardır. Ya a sayısı b sayısından küçük olur diye düşüneceğiz, ya da a sayısı b sayısından büyük olur diye düşüneceğiz. İşte aradaki ilişkiyi göstermek için kullandığımız şu semboller arkadaşlar, eşitsizlik sembolleri, reel sayıların, basit reel sayıların, gerçel sayıların arasındaki ilişkiyi gösterirken kullandığımız bu işlemlere de basit eşitsizlik adını vereceğiz. Şimdi burada dört tane çok önemli temel özelliğimiz var. Birinci özelliğimiz şöyle diyor. Bir basit eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklerseniz ya da her iki tarafından aynı sayı çıkarırsanız eşitsizlik yön değiştirmez. Yani sayıların arasındaki eşitsizliğin yönü değişmez. Onu şöyle gösterelim arkadaşlar. Diyelim ki A sayısı B sayısından küçük olsun. Eğer ben her iki tarafa C gibi bir sayı eklersem yani A'nın üstüne de B'nin üstüne de C gibi bir değer eklersen aradaki şu eşitsizliğin yönünde herhangi bir değişiklik olmuyor. Peki bu bize nasıl bir kolaylık sağlıyor? Bu bize arkadaşlar toplama işlemi de rahatlıkla yapabileceğimiz anlamına geliyor. Yani soru çözerken rahatlıkla sayı ekleyebileceksiniz. Sayı eklerken çok fazla düşünmeyeceksiniz. Peki aynı şeyi çıkarma için de düşünebiliriz. Mesela A sayısı B sayısından küçükken A'dan C'yi çıkarıp B'den de C'yi çıkarırsanız eğer yine aradaki eşitsizlik ne yapmaz? Değişmez. Yine soru çözerken rahatlıkla çıkarma işlemleri yapacağız. Çıkarma işlemleri bize bir sorun çıkarmayacak. Yani toplamayı çıkarmayı çok rahat hızlı bir şekilde yapabiliriz. İkinci özelliğimiz arkadaşlar bir basit eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif gerçel sayı ile dikkat edin aynı pozitif gerçel sayı ile çarpılırsa veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez arkadaşlar. Yine bunu şöyle gösterecek olursak a b'den küçük iken arkadaşlar ben her iki tarafı da c gibi bir sayı ile genişletirsem eğer o zaman aradaki eşitsizlik değişmeyecektir. Yine a b'den küçük iken ben her iki tarafı c gibi bir sayıya bölüyorsam eğer eşitsizliğin yönü ne arkadaşlar? Değişmeyecektir. Bu rahatlıkla bize işlem kolaylığı sağlayacaklar ama dikkat edin. Çarptığımız sayı C sayısı ne olmak şartıyla arkadaşlar? Pozitif bir reel sayı olmak şartıyla bunları rahatlıkla yapabileceğiz. Üçüncü özelliğimiz buna dikkat edelim. İşlemlerde en çok hata yaptığımız yer burası arkadaşlar. Bir eşitsizliğin her iki tarafı Aynı negatif gerçel sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Bakın onu şöyle gösterelim. A B'den küçük iken ben her iki tarafı C gibi bir sayıyla çarpıyorsam ama bu C sayısı negatif bir sayıysa o zaman şu arada gördüğünüz eşitsizlik yön değiştiriyor, ters dönüyor. Aynı şey burada da geçerli. Bakın bölmede de aynı şey geçerli. A'yı ve B'yi C gibi negatif bir sayıya bölüyorsam aradaki eşitsizliğim ne yapacak arkadaşlar? Yön değiştirecek. O zaman çarpma işlemi yaparken çarptığımız sayı negatifse, eksi ise yaptığımız çarpma işlemi ya da yaptığımız bölme işlemi aradaki eşitsizliğin ne yapacak arkadaşlar? Yönü değiştirecek. İşte bu yön değiştirmeyi unutursak işlem hatası burada başlıyor arkadaşlar. Ve sorun geri kalan kısmı yanlış oluyor. Şimdi dördüncü özelliğimize gelecek olursak. Aynı işaretli sayılar ters çevrilirse eşitsizlik yön değiştirir. Şimdi buradaki şu aynı işaretli kelimesine dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi aynı işaret dediğince ne anlıyoruz? İkisi de artı iken olabilir ya da ikisi de eksi iken olabilir. Yani şu durumlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Diyelim ki A sayısı B sayısından küçük olsun. Ve ikisi de sıfırdan küçük yani negatif olsun. Şimdi bu durumda arkadaşlar ben eğer a ve b sayılarını ters çevirirsem yani 1 bölü a 1 bölü b yaparsam eğer arkadaşlar şu a ile b arasındaki eşitsizlik yön değiştirir. Ya da şöyle olabilir. A sayısı B sayısından küçük ama X de artı sayılar olabilir. O zaman bunları ters çevirdiğimizde arkadaşlar Aralarındaki eşitsizlik de yine ne olacaktır? Ters dönecektir. 1 bölü A büyük, 1 bölü B olacaktır. Bu aynı işaretli sayıların özelliği. Bir uyarı olarak şunu da söyleyelim. Eğer sayılar aynı işaretli değilse zıt işaretli olursa yani 1 artı biri eksi olursa istediğimiz kadar ters çevirelim. Aradaki eşitsizlik ne yapmaz? Değişmez. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki A sayısı sıfırdan küçük, B sayısı sıfırdan büyük. Şimdi ben buradaki a ve b sayılarını ters çevirirsem eğer 1 bölü a 1 bölü b. Bakın a eksi olduğu için 1 bölü a da eksi olacaktır. b artı olduğu için 1 bölü b artı olacaktır. Bu eksi bu artı olacağı için yine eksi artıdan küçük olacağından dolayı hiçbir zaman aradaki a ve b arasındaki eşitsizlik ne yapacaktır? Yön değiştirmeyecektir. İşlem hatası yapılan durumlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu özelliklerimizi örneklerle göstermeye çalışalım. A, B, C gerçel sayılardır diyor. İşte elimizde şöyle bir eşitsizlik grubu var. İfadelerden hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş. Şimdi buradaki sorularda en çok çıkan soru tarzlarından bir tanesi budur arkadaşlar. Buradaki eşitsizlikleri parçalayarak okumaya çalışacağız. Eğer parçalayarak daha net bilgiler elde edebiliyorsak bunu öncüllerde ya da seçeneklerde çok rahat kullanabiliriz. Şimdi bakın şöyle düşünün. Şu kısmı alalım arkadaşlar. Şu kısmı değerlendirelim. Şimdi a eksi b sıfırdan neymiş arkadaşlar? Büyükmüş. Şu b'yi karşıya geçirirseniz eğer b sayısı a sayısından ne olacaktır arkadaşlar? Küçük olacaktır. Yani b a'dan küçük. Bu önemli bir bilgi. Bunu kullanmaya çalışacağız. Peki şu kısma bakacak olursanız. Bakın a çarpı c küçük b çarpı c şu ikisini beraber bir okumaya çalışalım. Bakın B A'dan küçüktü. Şimdi ben her ikisini C ile çarpınca dikkat ederseniz eşitsizlik yön değiştirmiş. Bakın B küçük iken B çarpı C daha büyük olmuş. A büyük iken A çarpı C daha küçük olmuş. Aradaki eşitsizliğin yönü değişmiş demek ki. Peki ne zaman eşitsizlik yön değiştirirdi? Negatif bir sayıyla çarpılırsa ya da bölünürse. O zaman arkadaşlar Buradaki C sayısının negatif bir sayı olması gerekiyor. C sayısı kesinlikle eksi bir değer olacak. Ama A ve B için net bir bilgimiz, net bir sonucumuz yok. O zaman baktığımız zaman öncülerimize A pozitif midir bilemeyiz. B negatif midir onu da bilemeyiz. Ama C sayısı kesinlikle nasıl bir sayıdır? Negatif bir sayıdır. O zaman hangisi her zaman doğrudur? Üçüncü öncülümüz her zaman doğrudur. Yani doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Evet arkadaşlar ikinci örneğimize bakalım. X ve Y gerçel sayıları için şöyle bir eşitlik sistemimiz var. Buna göre diyor ifadelerin hangileri her zaman doğrudur diyor. Yine aynı mantık arkadaşlar. Şurada verilen ifadeyi parçalayarak çözmeye çalışalım. İsterseniz önce şu kısmı bir ele alalım. Bakın x artı y x'ten küçükmüş arkadaşlar. Şimdi şu x'i karşıya yolladığınızda eksi x olarak geçecektir. Yani buradan y küçük sıfır diye bir bilgi elde edeceğiz olacağız. Yani y sayısı sıfırdan küçükmüş. y negat etmiş. O zaman birinci öncülümüz bakın doğru oluyor, bir doğru. Devam edelim. Şimdi dikkat edersiniz arkadaşlar, şuradaki eşitsizliği, şunu şu parçasını alalım. Bakın. Buradan x küçük x çarpı y idi arkadaşlar. Her iki tarafı x'e böldüğümüz zaman x'in nasıl bir sayı olduğunu bilmediğimiz için yön değiştirme değiştirmelerden emin olamayız. O yüzden arkadaşlar şöyle yapalım. Bunu karşıya atalım. Ve x parantezine alalım. Dikkat ederseniz x çarpı 1 eksiye sıfırdan küçük çıktı. Şimdi bakın y negatifti, o zaman eksi y pozitif olur. Birle toplarsanız burası artı yapar arkadaşlar. Şurası artı. O zaman sonucun eksi olması için x'in olması gerekir, sıfırdan küçük olması gerekir. Yani x küçük sıfır olmalı. Bakıyoruz, o zaman ikinci öncülümüz arkadaşlar doğru değil, yanlış olacaktır. Evet devam edelim. Şimdi şu baştaki ve sondakini alalım arkadaşlar. Bunları karşılaştırmaya çalışalım. Şimdi X artı Y küçük X çarpı Y. Şimdi buradan hareketle arkadaşlar atalım Y'yi karşıya. Eksi Y olarak geçti. Şunu karşıya yolladık. Y parantezini alalım. Şöyle y parantezini aldık. Şimdi y'nin negatif olduğunu biliyoruz. Her iki tarafı y'ye bölelim arkadaşlar. Şöyle böldük. Buradan dikkat ederseniz x bölü y. Şunlar gider. x eksi birden ne çıktı arkadaşlar? Büyük bir değer çıktı. Şimdi x bölü y x eksi birden büyük. Çok net bir bilgi mi? Değil. O zaman şöyle düşünelim. Buradan çok net bir şey yakalayamadık. Ama şunu biliyoruz. X sıfırdan neydi arkadaşlar? X sıfırdan küçüktü. Y sıfırdan neydi? O da sıfırdan küçüktü. O zaman x'i y'ye böldüğümüzde arkadaşlar eksi ile eksinin bölümü artı olacak. Sıfırdan ne olacaktır? Büyük olacaktır. Dolayısıyla dikkat ederseniz üçüncü öncülün de doğruluğunu burada göstermiş olduk. O zaman hangileri her zaman doğrudur diyorsa 1 ve üçüncü öncüllerimiz her zaman doğru olacak. Yani doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Böyle parça parça inceleyeceğiz. Net bilgiler elde etmeye çalışacağız. Birinci ifadede y'nin sıfırdan küçük olduğunu, İkinci ifade de eksi sıfırdan küçük olduğunu. Üçüncü de net bir şey yakalayamadık. Herhangi bir netlik bulamadık. Ama bunların işaretlerini bulduğumuz için bölümlerinin pozitif olduğunu her zaman ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet. Evet şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi basit eşitsizliklerde işlemlere geldi sıra arkadaşlar. Şimdi işlemler dediğimiz toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve kuvvet alma işlemleri. Şimdi bunlar nasıl yapılır? Yaparken neye dikkat edilir? Bunlara bakalım. Şimdi toplama işlemi yapıyorsanız arkadaşlar iki tip soruyla karşılaşacaksınız. 1- tam sayılar kümesinde basit eşitsizliklerin toplamı ile ilgili sorular. 2- gerçel sayılar kümesinde basit eşitsizliklerin toplamı ile ilgili sorular. Eğer tam sayılar kümesinde size eşitsizlikler verip toplama işlemi soruluyorsa arkadaşlar değer vererek çözüm yapacaksınız. Unutmayın. Bakın burası çok önemli. Çünkü çok fazla işlem hatasına düştüğümüz bir nokta bu. Bakın eğer tam sayılar kümesiyle toplama işlemi yapıyorsanız değer vereceksiniz demektir. Şu tam sayılar kelimesini okur okumaz değer verilmesi gerektiğini hemen hatırlamanız lazım arkadaşlar. Ama gerçel sayılarda toplama işlemi yapıyorsanız değer vererek çözümler yanlış olur arkadaşlar. İkisini birbirine karıştırmamanız gerekiyor. Gerçel sayılar cümlesini okunduğu zaman değer vermeyeceksiniz demektir. Değer vererek çözerseniz yanlış cevaba gider demektir unutmayın. Peki ne yapacağız? Aralıkları, eşitsizlikleri genişleteceğiz ve taraf tarafa toplayacağız arkadaşlar. Taraf tarafa toplarken de bakın bir şey göstereyim size arkadaşlar burada. Diyelim ki x sayısı a ile b arasında. y sayısı da c ile d arasında. Bunları alt alta yazıp rahatlıkla toplayabilirsiniz. Bakın buradan a artı c gelecektir. Burada x artı y olacak. Burada da b artı d olacaktır. Bu şekilde gerçel sayılarda toplama işlemi yapabilirsiniz. Bazı örneklerde şununla karşılaşabilirsiniz. Bakın. Şu şekilde eşitlikler de gelebilir. Şimdi bunları topladığınız zaman arkadaşlar dikkatli olmanız gerekiyor. A artı C. Bakın burada eşitlik var. Burada da eşitlik var. O zaman bu eşitlik toplama geçecek demektir x artı y. Şu geldiğinizde burada eşitlik var burada yok. Şimdi birinde var birinde yoksa eşitlik toplama geçmez arkadaşlar. Yani eşitliği kullanmayacaksınız. Sadece küçüktür diyerek bu işlemi yapacaksınız demektir. Unutmayın. Eğer ikisinde de eşitlik olursa toplama eşitlik geçiyor. Bir tarafta var bir tarafta yoksa toplama eşitlik ne yapıyor arkadaşlar? Geçmiyor. Şu baştan şöyle hızlıca bir toparlayacak olursak. Toplama işlemi yapı sorularında neye dikkat edeceğiz? Kümeye. Eğer tam sayılar kümesinde bu işleri yapacaksanız değer vererek yapacaksınız. Gerçel sayılarda yapacaksınız. Değer vermeden aralıkları genişletip alt alta yazıp toplayarak yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi örneklerle bunları göstermeye çalışalım. Bir sorumuz A ve B tam sayıdır diyor arkadaşlar. Bakın A ve B tam sayıdır. Hemen şu giriş cümlesini okur okumaz yapılması gereken şeyi anlamanız gerekiyor. A ve B tam sayısı arkadaşlar bu ne demektir? Değer ver demektir. Kesinlikle değer vermeniz gerekiyor. Yani çözümü değer vererek yapmanız gerekiyor. Aralıklarımız A sayısı eksi 4 ile 8 arasında, B sayısı eksi 10 ile eksi 3 arasında ve bizim aradığımız 2A artı 5B yani 2A ile 5B toplamının alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada değer verilmesi gerektiğini anladık. Şimdi A ve B'ye değer vereceğiz. Peki ne yapacağız? Eğer biz A ve B'yi büyük seçersek şu toplama işlemi sonucu da büyük çıkar. Küçük seçerseniz toplama işlemi sonucu küçük çıkar. Şimdi A sayısı en çok ne olabilir? A sayısı en çok yazıldığı aralığa bakarsanız arkadaşlar 8'den küçük tam sayı olarak 7 alabilirim. Peki B sayısı en çok ne olabilir? Yazıldığı aralığa bakarsanız eksi 3'ten küçük. Eksi 4 olabilir tam sayı olarak. Peki arkadaşlar bu bulduğumuz değerlerle bu bulduğumuz değerlerle 2A artı 5B hesaplayalım. 2A artı 5B. Şimdi 2A dediğimiz 2 çarpı 7. 5B dediğimiz 5 çarpı eksi 4. Yani 14 Eksi 20. Bu da arkadaşlar eksi 6 olacaktır. En büyük değerimiz. Şimdi en küçük değeri gelince a ve b'yi küçük geçeceğiz a sayısı en az kaç olabilir arkadaşlar? Bakın en az eksi 4'ten büyük eksi 3 olabilir. b sayısı en az kaç olabilir? b sayısı en az eksi 10'dan büyük eksi 9 olabilir. Peki bu değerleri yerine koyduğunuzda 2a artı 5B ne olacak bakalım? 2A yani 2 çarpı eksi 3. 5B yani 5 çarpı eksi 9. Buradan arkadaşlar eksi 6 eksi 45 yani eksi 51 olacaktır. En küçük değerimiz. Soru kökünde en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamını istiyor arkadaşlar. Yani şu ikisini toplamamız gerekiyor. Eksi 6 ile eksi 51 sayılarını topladığınızda eksi 57 sonucunu elde etmiş olacağız arkadaşlar. Yani baktığımız zaman doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiş olmalı. Evet bu tam sayılarla eşitsizlikleri toplamıydı arkadaşlar. Şimdi gerçel sayılarda eşitsizliklerde toplama işlemi nasıl yapacağız? Onun örneğine bakalım. X veya gerçel sayıdır diyor. Şu cümleyi okuduğunuz anda artık yapılması gereken şeyi anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu değer verme diyor. Eğer değer vererek biraz önceki gibi çözmeye çalışırsanız yanlış sonuçlar çıkacaktır. Değer vermeden çözeceğiz. Peki ne yapacağız? Şu ve gördüğünüz x ve y'nin olduğu aralıkları sayılarla genişletip toplamaya çalışacağız. Bakın bizden 3x artı 4y ifadesinin en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamını istiyor. Şimdi 3x dediği için arkadaşlar x'i neyle çarpmamız gerekiyor? 3 ile. Şunu 3 ile çarpacağız. 4y dediği için y'i neyle çarpmamız gerekiyor? 4 ile bunu 4 ile çarpacağız. Şimdi burada ilk derste gördüğümüz özellikler devreye girecek. Şimdi 3 pozitif bir sayı. 3 ile çarpmak buradaki eşitsizlikleri bozmaz buna dikkat edin. 4 pozitif bir sayı. 4 ile çarpmak buradaki eşitsizlikleri bozmaz. Rahatlıkla çarpabiliriz demektir. Şimdi çarpalım. Eksi 6 yapar arkadaşlar. 3x oldu. 21 oldu. Çarpalım. Eksi 20 yapar. 4y oldu. 16 oldu. Şimdi taraf tarafa toplayabiliyorduk. Hemen toplayalım. Eksi 20 ile eksi 6'yı topladık. Eksi 26. 3x ile 4 y'yi topladık. Zaten aradığımız bu. 21 ile 16'yı topladık. 37 değerine ulaşmış olduk. Şimdi bizim bu aralıkta bulabileceğimiz en büyük ve en küçük tam sayı değerini istiyor. Şimdi bizim bu aralıkta bulabileceğimiz en küçük değer eksi 26'dan sıfıra doğru gelirseniz en az arkadaşlar eksi 25 olur. Bu aralıktaki alabileceğimiz en büyük değer 37'den küçük 36 olur. Peki ikisinin toplamından bahsediyoruz. Yani eksi 25 ile 36'yı topladığınızda arkadaşlar cevabımızın artı 11 çıktığını göreceksiniz. Yani baktığımız zaman doğru cevabımız C seçeneği de olmalı. Evet arkadaşlar şimdi çıkarma işlemi ile ilgili özelliklerimize bakalım tam sayılarda çıkarma işlemi yapılırken aynen toplama işleminde olduğu gibi arkadaşlar değer vererek bu işleri yapmanız gerekiyor. Yani eğer çalıştığımız küme tam sayılar kümesi ise çıkarma işlemini değer vererek yapacağız arkadaşlar. Unutmayın değer verip yapacaksınız. Ama gerçel sayılarda çıkarma işlemi yapıyorsanız gerçel sayılarda çıkarma işlemi şöyle yapacağız. Çıkaracağımız aralığı eksiyle çarpacağız. Eşitsizliklerin yönlerini ayarlayacağız ve taraf tarafa toplayarak yapacağız. Yani çıkarma işlemini toplama işlemini çevirerek yapacaksınız arkadaşlar. Gerçel sayı aralıklarında çıkarma işlemini yaparken çıkaracağımız aralığı eksiyle çarpacağız. ile çarptığımız için yön değiştirecek eşitsizlikler yönlerini ayarlayacağız. Alt alta getirip toplayacağız ve bu bize sonucu verecek. İsterseniz birer örnekle bunu göstermeye çalışalım. Şimdi A ve B tam sayıdır diyor. Şimdi bu cümleyi okur okumaz arkadaşlar. Hemen değer verilmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Bu değer ver anlamına geliyor. Peki A 2 ile 10 aralığında, B 7 ile 14 aralığındaymış. 3A 7B ifadesini alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada çıkarma işleminde şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer çıkarma işleminde sonucun büyük olmasını istiyorsanız şu çıkardığınız kısmı küçük seçmeniz lazım. Burayı da büyük seçmeniz lazım. Yani şöyle düşünün. Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarırsak elde ettiğimiz sonuç daha büyük olur. O zaman arkadaşlar A'yı büyük seçeceğiz. A sayısı en çok aralığa bakarsanız 9 olabilir. B'yi de küçük seçeceğiz. B sayısı en az Aralığa bakarsanız 8 olur arkadaşlar. Peki getirip bunları yerine koyacak olursak 3A eksi 7B. Bakın 3 çarpı 9 eksi 7 çarpı 8. Yani 27 eksi 56. Buradan arkadaşlar eksi 29 çıkacaktır en büyük değerimiz. Şimdi en küçük değer için yine aynı mantıkla gideceğiz. Bu kez arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Diyeceğiz ki eğer Çıkardığımız sayı büyük olursa sonuç azalır. Yani küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarırsak daha küçük bir sonuç elde ederiz. O zaman A'yı küçük alacağız. A sayısı en az 3 olabilir. O zaman B'yi büyük alacağız. B sayısı en çok baktığımız zaman 13 olabilir arkadaşlar. Şimdi bunları getirip yerine koyduğumuzda 3A Eksi 7B. Yani 3 çarpı 3. 7 çarpı 13. Yani burası 9 eksi 91. Eksi 82 olacaktır. Alacağı değer. Bizden bu x'in toplamı istenmiş. İkisini şöyle toplayacak olursanız arkadaşlar. Eksi 29 ile eksi 82'nin toplamı 11 elde var. 1 eksi 111 olacaktır. Yani baktığımız zaman doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Evet. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. x sayısı eksi 3 ile 6 arasında y sayısı 1 ile 9 arasında 3x-2 ifadesinin en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz çalıştığımız küme burada belirtilmemiş. Şimdi burada küme belirtmiyorsa arkadaşlar biz gerçel sayılarda bu sorunun çözüldüğünü düşüneceğiz. Yani kümemiz gerçel sayılar olmalı. Bu ne demektir? Kümemiz gerçel sayılar ise değer vererek bu soruyu ne yapamayız? Çözemeyiz. Eğer değerle çözersek yanlış çözmüş oluruz. Peki ne yapacağız? Şunu yapacağız arkadaşlar. Bakın bizden 3x'ten 2y'yi çıkarmamız istiyor. O zaman biz y'nin olduğu aralığı eksi 2 ile çarparak çıkarma işlemini yapabiliriz. Şimdi bunları düzenleyelim arkadaşlar. Bakın birinci 3 ile çarpıyoruz. 3x'i elde etmek için. Çıkaracağımız aralık eksi 2 ile çarpıyoruz. Dolayısıyla genişlettiğimiz zaman eksi 9 3x 18 Burada arkadaşlar eksi 2 ile çarpınca eksi 2 bakın yön değiştirecek dikkat edin. Eksi 2'ye yön değiştirecek eksi 18 olacak. Şimdi bu şekilde toplayamayız arkadaşlar. Bunlar küçükten büyüğe doğru sıralı. Bunlar büyükten küçüğe doğru sıralı. Şöyle yapacağız şu alttaki eşitsizliğin yönünü ayarlayacağız. Bakın bu büyükten küçüğe doğru gidiyor. O zaman biz bunu küçükten büyüğe doğru şu şekilde sıralayabiliriz. Eksi 18, eksi 2'ye ve eksi 2 diye. Şimdi artık rahatlıkla toplama yapabiliriz. Bakın buradan eksi 27, 3x eksi 2'ye, buradan da arkadaşlar 16 çıkacaktır. Peki bizden istenen neydi? En büyük ve en küçük tam sayı değeri. Şu ifade yani 3x 2'ye ifadesi en az eksi 26 olur. En az şuraya en az diyelim. En çok da arkadaşlar 15 olur. Bizden istenen bu ikisinin toplamı yani eksi 26 ile artı 15'i toplamamız istiyor. Eksi 26 ile artı 15 toplarsak eksi 11 olacaktır. Yani cevabımız B seçeneği olmalı arkadaşlar. E şöyle bu soruyu tekrar şöyle hızlıca bir özetleyecek olursak. Eğer sorumuzun üst kısmında küme belirtilmiyorsa arkadaşlar biz bunun gerçel sayılarda soru, çözülecek bir soru olduğunu anlayacağız. Gerçel sayılarda da hiçbir şekilde değer vererek soru çözmeyeceğiz. Bizden 3x eksi 2 istemişti. x'i 3 ile çarpacağız. y'yi eksi 2 ile çarpacağız. Eksi ile çarpınca yön değiştirecek yönlerini ayarlayıp toplayarak bu işlemi yapacağız. Evet geldik 3. işlemimize. Çarpma işlemi. Şimdi çarpma işleminde de arkadaşlar iki tip soruyla karşılaşabilirsiniz. Tam sayılarda eğer çarpma işlemi yapacaksanız değer seçip yapacaksınız. Yani sayıları değerlerini alacaksınız. Birbirleriyle çarpıp sonucu bulacaksınız. Ama gerçel sayılarda çarpma işlemi yapacaksanız aralıkların sınır değerleriyle bu işi yapacaksınız. Karşınıza bunun çıkma ihtimali çok yüksek. Sınav sorusu olarak da soruldu arkadaşlar. ÖSYM'nin kullandığı soruların içerisinde var. Yani gerçel sayılarda çarpma işlemi değerle yapılmaz. Neyle yapılır? Aralıkların sınırlarıyla yapılır arkadaşlar. Sınırları çarparak çarpma işlemini yapmaya çalışacağız. Örnekle daha iyi anlayacağız. Şimdi bir ilk sorumuza bakacak olursak A ve B tam sayılardır diyor. Bakın A sayısı eksi 9 ile eksi 3 arasında. B sayısı eksi 4 ile 8 arasında. A çarpı B'nin alabileceği en küçük en büyük tam sayı değerinin toplamı nedir diye soruyor. Şimdi dikkat ederseniz kümemiz tam sayılar kümesi. O zaman bu değer vereceğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Değer ver demektir. Değer vererek çözeceğiz. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. A'nın alabileceği değerleri şöyle karşına bir yazalım. A sayısı eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4 olabiliyor. Peki B'nin alacağı değerleri şöyle karşısına yazalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olabiliyor. Şimdi A çarpı B'nin en büyük değeri için şuradan hangi sayıları seçmemiz gerekir? Bakın A çarpı B en çok. Dikkat ederseniz bakın burada eksi 8 var. Burada da eksi 3 var. Eksi 8 ile eksi 3'ü çarptığımız zaman arkadaşlar 24 olur. A çarpı B en az. Bakın burada eksi 8 var. Burada eksi 7 var. Eksi 8 ile eksi 7'yi çarptığınız artı 7'yi çarptığınız zaman eksi 56 olur arkadaşlar. Yani en çok 24 en az eksi 56 çıkıyor. Peki bizden istenen neydi? Bunların toplamıydı arkadaşlar. X'in toplarsanız sonuç eksi 32 olacaktır. Yani Doğru cevabımız C seçeninde verilmiş olmalı. Evet arkadaşlar şimdi çarpma işleminde en çok dikkat edeceğimiz örneğe geldik. Sınavlarda çıkabilecek olan ve daha önce de sorulmuş soru kalıbımız bu. Şimdi burada dikkat ederseniz e, x sayısı eksi 6 ile 10 aralığında y sayısı 4 ile 9 aralığında verilmiş. x çarpı en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi burada arkadaşlar küme belirtilmediği için, şu giriş kısmında küme belirtilmediği için biz bu soruyu gerçel sayılarda çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi gerçel sayılarda çarpma işlemini yaparken sakın değer seçmeyin. Değer seçerek yapacağınız işlemler yanlış olur. Yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Buradaki x ve y sayılarının sınırlarını kullanacağız arkadaşlar. x'in ve y'nin sınırlarını kullanarak çarpma işlemini yapacağız. Önce x'in alt sınırını alacağız. 6'yı. Y'nin iki tane sınırı var. Bunlarla çarpacağız arkadaşlar. Bakın eksi 6 ile 4'ü çarptık. Eksi 24. Eksi 6 ile 9'u çarptık. Eksi 54. Daha sonra x'in üst sınırını alacağız. Onu. Yine y'nin sınırlarıyla arkadaşlar çarpacağız. 10 ile 4'ün çarpımı 40. 10 ile 9'un çarpımı 90. Şimdi böylece 4 tane sayı elde edeceğiz. Bu 4 tane sayı içerisinden en küçük olanı ve en büyük olanı işaretleyeceğiz. En küçük olan bize işlemin alt sınırını verecek arkadaşlar. Yani çarpma işleminin alt sınırı eksi 54. En büyük olanı da bize üst sınırı verecek. Yani çarpma işleminin üst sınırı da 90. O zaman çarpma işlemimiz eksi 54 ile 90 aralığında değerler alacak demektir. Daha sonra arkadaşlar bitirmeden önce bir şey daha kontrol edip öyle bitireceğiz. Şimdi eksi 54 ile 90'a eşitlik var mı yok mu ona bakacaksınız. Çünkü buralarda eşitlik kullanılmış. Şimdi eksi 54'ü biz ne ile bulduk? Hangi sayıları çarparak bulduk? Eksi 6 ile 9'u çarptık. Şimdi eksi 6'da eşitlik kullanılmış. 9'da da kullanılmış. Her ikisinde de eşitlik kullanıldığı için eksi 54'de eşitlik olmalı. Gelelim 90'a. 10 9'u çarparak 90'ı bulduk. 10'da eşitlik yok. 9'da var. Birinde var. Birinde yoksa eşitlik gelmez dedik arkadaşlar. Dolayısıyla 90'a eşitlik olmaz. O zaman en geniş aralığımız eksi 54 ile 90 aralığında ve eksi 54'e eşitlik var. Baktığımız zaman doğru cevabımız arkadaşlar e seçeneğinde olmalı. Evet şimdi geldik arkadaşlar bölme işlemimize. Şimdi bölme işleminde yine iki durum söz konusu arkadaşlar. Eğer tam sayılarda bölme işlemi yapıyorsanız değer vererek yapacaksınız. Tam sayılar kümesine bütün işlemler değer vererek yapılıyor. Ama gerçel sayılarda bölme işlemi yapıyorsanız değer vermeden yapmamız gerekiyor. Peki ne yapacağız gerçel sayılarda bölme işlemini? Aralıklarda bir tanesini ters çevireceğiz. Ve çarpma işlemine dönüştüreceğiz. Yani Bölmeyi çarpmaya çevirip çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Unutmayın. Yani bölme işlemini yaparken bir aralığı ters çeviriyoruz ve çarpma işlemiyle çözüyoruz. Şimdi bir örnek üzerinde göstermeye çalışalım. X sayısı 15 ile 30 arasında, Y sayısı 3 ile 5 arasında. X bölü Y ifadesini alabilecek kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruyoruz. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapacağız. X bölü Y'yi şöyle düşüneceğiz. X bölü Y dediğimiz X ile 1 bölü y'nin çarpımı olarak düşünelim. Yani x'in aralığıyla 1 bölü y'nin aralığını çarpacağız. x sayısı 15' ile kaç arasında arkadaşlar? 30 arasında. Şimdi y sayısı aralığı ters çevirirseniz sınırları yeri değişir. 1 bölü 5 ile 1 bölü 3 arasında olur. 1 bölü y'nin değerleri. Daha sonra arkadaşlar, çarpma işlemi gibi yapacağız. Yani biraz önce yaptığımız gibi, sınır değerlerini çarpacağız. 15 ile 1 bölü 5'i ve 1 bölü 3'ü çarpacağız. 15 ile 1 bölü 5'i çarptığımızda 3 yapar. 15 ile 1 bölü çarparsanız 5 yapar. Daha sonra da aynı şeyi üst sınır 30 yapacağız arkadaşlar. 30 ile 1 bölü 3'ü 30 ile 1 bölü 5 çarpacağız. 30 çarpı 1 bölü 5 6 yapar. 30 çarpı 1 bölü 3 de 10 yapar. Yine 4 tane sayı elde ettik. Bu 4 sayı içerisinden en küçük olan alt sınır olacaktır. En büyük olan da arkadaşlar üst sınır olacaktır. O zaman bizim bölme işlemimiz 3 ile 10 aralığında değerler alacak demektir. Şimdi bakıyoruz hiçbir yerde eşitlik kullanılmadığı için çarpma işleminde eşitliğin gelmesi mümkün değil. Artık x/y'nin bölü 3 ile 10 aralığında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bizden istenen neydi? Kaç tane tam sayı değeri alır diye soruyordu. Bu aralıktaki tam sayılar 4 olabilir, 5 olabilir, 6, 7, 8 ve 9 olabilir. Sayarsanız eğer 1 2 3 4 5 6 tane değer alabilir. Yani baktığımız zaman doğru cevabımız D seçeneği olmalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kuvvet alma işlemine gelelim. Son işlemimiz Şimdi kuvvet alma işleminde de iki durum söz konusu. Eğer tam sayılarda kuvvet alıyorsanız, tam sayılar kümesinde kuvvet alıyorsanız değer vererek yapacaksınız. Yani değerlerimizi alıp yerine yazıp kuvvetlerini alıp hesaplayacağız. Ama gerçel sayılarda bu işi yapıyorsanız değer vererek yapmamız işlem hatasına neden olur. O zaman sınır değerlerini kullanacağız. Gerçel sayılarda kuvvet alınırken arkadaşlar sınır değerlerini kullanıyorsunuz. Yani size verilen sınırları kullanarak işlem yapıyorsunuz. İsterseniz örneklerle bunu göstermeye çalışalım. Şimdi bakın x sayısı eksi 5 ile 7 aralığında olduğuna göre x karenin alabilecek kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz küme belirtilmemiş. Küme belirtilmediği için biz bunu gerçel sayılarda çözeceğiz. Gerçel sayılar olacak unutmayın. Peki ne yapacağız? Sınırlarımızı alacağız. Alt sınır eksi 5, üst sınır 7. Şimdi eksi 5'i alıyorum arkadaşlar. Bana karesini alıyordu. Karesini alıyorum. Yani istenen kuvvet neyse o kuvvet alıyorsunuz. Bu 25 yapacaktır. Sonra 7'yi alıyorum. Bunun da karesi 49. Şimdi bu çıkan iki sayıdan büyük olanı arkadaşlar her zaman üst sınırımız olacak. Yani Alacağımız kuvvetin üst sınırı 49 olacak. O zaman şöyle diyebiliriz, x kare 49'dan küçük olacak. Üst sınırı bulduk. Şimdi burada alt sınıra çok dikkat etmeniz gerekiyor. İşlem hatası çok yapılıyor. Şimdi alt sınırı yazmadan önce şöyle bir duracağız, bir şey kontrol edeceğiz. Eğer sağlarsa ona göre alt sınır yazacağız. Sağlamazsa farklı bir alt sınır yazacağız. Peki neyi kontrol edeceğiz? Arkadaşlar şuradaki sınırların işaretine bakacaksınız. Bakın eksi 5 artı 7. Sınırlar zıt işaretli. Eğer sınırlar zıt işaretli ise arkadaşlar geleceksiniz alt sınıra 0 yazacaksınız. Diyeceksiniz ki sınırları zıt işaretli ise bir sayının karesi en az ne olabilir? Sıfırken sıfır olabilir. Dolayısıyla eşitliği de koyup bitireceksiniz. Böylece x'in karesi sıfırla 49 aralığında değer alacak demektir. Peki bizden istenen neydi? Kaç tane tam sayı değeri alır diye soruyordu. O zaman arkadaşlar sıfıra da eşitlik koymayı unutmayın. Sıfırdan başlayacak ve 48'e kadar değer alacak. Baktığınız zaman burada arkadaşlar 49 değer alır. Yani doğru cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Unutmayın alt sınırı yazarken sınırları kontrol ediyorsunuz. Eğer sınırlar zıt işaretli ise alt sınır her zaman sıfır olur unutmayın. Ve eşitliği de koyup öyle bitiriyorsunuz. Evet şimdi ikinci örneğimize bakalım. X sayısı eksi 10 ile eksi 2 aralığındaymış arkadaşlar. X karenin alabilecek kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruyor. Yine sınırlarımızı alalım. Alt sınır eksi 10 karesini aldık 100 yapar. Üst sınır eksi 2 karesini aldık 4 yapar. Şimdi hemen üst sınırımızı belirliyoruz arkadaşlar. Üst sınırımız 100. Üst sınırı belirledikten sonra x kare 100'den küçük olur diyoruz. Bunu da yazdık. Şimdi alt sınırı yazarken kontrol edeceğiz. Neyi kontrol edeceğiz? Eksi 10 ile eksi 2. Bunlar arkadaşlar aynı işaretli. Şimdi zıt işaretli olsaydı sıfır yazacaktık alt sınır değeri olarak. Aynı işaretli ise eğer sınırlarınız buradan çıkan küçük sayı alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu alt sınır olarak kabul ediyorsunuz. Alt sınırınız da o zaman 4 olacaktır. Yani 4 ile 100 aralığında değer alacaktır. Peki kaç tane tam sayı değer alır diye soruyor. 5'ten başlayacaksınız. 99'a kadar arkadaşlar değer alabilir diyeceksiniz. Bu aralıkta kaç tane tam sayı değeri vardır derse terim sayısı da bulabilirsiniz. 99-5 bölü 1 artı 1. Yani arkadaşlar 95 tane tam sayı değeri bulabilirsiniz. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet şimdi küçük bir notumuz var arkadaşlar. Bu notumuz 3 parçadan oluşuyor. Her parçası önemli. Buna dikkat edelim. Şimdi birinci parçasında şunu söylüyor. Diyor ki en pozitif tam sayı olmak üzere. Şimdi eğer sayılar diyor artı ise yani bütün sayılar artı ise kuvvet aldığınız zaman aralarındaki eşitsizlik ne yapmaz değişmez diyor. Yani biz bunu şöyle yorumluyoruz. Diyoruz ki pozitif sayıların hangi kuvvetini alırsanız alın aralarındaki eşitsizlik değişmez. A, B'den küçük iken A üzeri N'de B üzeri N'den her zaman küçük olur. İkincisi, ikinci parçaya gelelim. Şimdi en pozitif tek tam sayı iken. Bakın buraya dikkat edin. Hem pozitif hem tek olacak. Şimdi sayılar negatif ise. Negatif sayılarla arkadaşlar. Tek kuvvetini alırsanız yine aradaki eşitsizlik değişmez. Bakın A, B'den küçük. Ben tek kuvvet alıyorum. N sayısı tek. O zaman A üzeri de B üzeri N'den ne olacaktır? Küçük olacaktır. Ama pozitif çift kuvvetini alıyorsanız. Negatif sayıların çift kuvvetini alırsanız aralarındaki eşitsizlik yön değiştirir. Unutmayın. Negatif sayıların çift kuvvetini aldığımızda aralarındaki eşitsizlik yön değiştirir. Bakın A B'den küçük. Ama ben bunun çift kuvvetini alırsam A üzeri N, B üzeri N'den ne olur arkadaşlar? Büyük olur. Yani aralarındaki eşitsizlik ters döner. Yani buna dikkat edelim. Özellikle burada çok işlem hatası yapıyoruz çift kuvvet alıyorsanız sayılar negatifse aralarındaki eşitsizlik yön değiştirmeli unutmayın. Geldik üçüncü parçasına. Arkadaşlar bunu birçok yerde kullanacağız. Önemli bir eşitsizlik. Şimdi x sayısı 0 ile 1 aralığında ise arkadaşlar x'in karesi x'ten her zaman nedir? Küçüktür. Yani 0 1 aralığındaki sayıların kuvveti arttıkça değeri küçülür. Mesela x, x kareden, x kare x küpten böyle aşağı doğru kuvvet aldıkça değerli olacaktır, küçülecektir. Biz bunu birçok başlıkta kullanacağız. Mutlak değerde, üssü sayıda, köklü sayıda birçok yerde karşımıza çıkacaktır. Bunu iyi ezberlememiz gerekiyor. Unutmayın. Evet, geldik örneğimize. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıralamamız var. Dikkat edin. A kare A'dan küçük. B eksi C A'dan büyük. A çarpı C de B C'den büyükmüş. Bu tarz ifadeleri ne yapıyorduk? Parçalayarak yorumluyorduk. Bakın şu kısmı alırsanız arkadaşlar. a kare küçük a diyor. Şimdi a kare küçük a demek yani karesini aldığınız bir sayı kendisinden küçük oluyorsa bu a sayısının sıfırla bir aralığında olduğunu söyler. Yani şu özelliği anlatıyor aslında arkadaşlar. a sayısı sıfırla bir arasındaymış. Şimdi devam edelim. Bakın a sayısı b-c'den eksi küçük. O zaman A sayısı B eksi C'den küçükse şu C'yi karşı yatarsanız A artı C B'den ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Bunu yakaladık. Bir de şununla şunu karşılaştıralım arkadaşlar. Bakın A küçük A çarpı C diyor. Şimdi her iki tarafı A'ya böldüğümüzde A pozitif olduğu için bir değişiklik oluşturmayacaktır. Dikkat ederseniz bir sayısı C'den ne oldu arkadaşlar? Küçük oldu ya da C birden büyük oldu. Şimdi şöyle düşünün, A sıfırla bir arasındaydı, C'de birden büyük. O zaman ben şu ikisini birleştirirsem arkadaşlar, şu ortaya çıkar: sıfır küçük A küçük C olur. Peki, dikkat ederseniz, bakın A ile C'nin toplamı B'den küçükse demek ki B hepsinden daha büyük olmalı. Bakın ikisini topluyorsunuz, yine B'den küçük kalıyor. O yüzden buradaki en büyük sayıda B olmalı diyerek üst sınırı da koyduğumuzda sayılarımızın sıralaması ortaya çıkıyor. 0, A, C ve B olacak. Baktığımız zaman doğru cevabımız E seçeneğinde olmalı arkadaşlar. Evet böylece bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.